İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı, Batı Ermenistan ideolojisinin derin kökleri vardır. Ermenistan Cumhuriyeti Ombudsmanı Arman Tatoyan, Avrupa Konseyi'ndeki La Republika Marş Partisi'nin heyet başkanı Natali Luazzo'yu makamında kabul etti. Artsakh'ta dün başlayan genç ailelere yönelik program şimdiden tüm hızıyla devam ediyor. Dışişleri Bakan Vekili Armen Grigoryan, Ermenistan'da akredite diplomatik misyon başkanlarıyla sınır durumunu görüştü. ABD'li senatör, Azerbaycan'a Ermenistan'ın işgalinin kabul edilemez olduğuna dair net bir sinyal gönderilmesi çağrısında bulundu. Rusya Hava Kuvvetleri Suriye'nin kuzeybatısındaki Derzor ilindeki Cebel El Bişir bölgesinde IŞİD mevzilerine saldırdı. Batı Ermenistan'ın dağ zirvelerinde kar erimesi tehlikesi var. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'de Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, 1. Artsakh Savaşı'ndaki askeri kariyerinden, savaştan önce ve savaş alanında hazır olma yeteneğinden bahsetti. Savaş sonrası şoktan ve olası çıkış yolları hakkında açıklamalarda bulundu. Gençleri eğitmek amacıyla başlattığı high jump'a dövüş sanatları derslerini sundu. Olası işbirlikleri hakkında kendisinin açık olduğu ifadesini dile getirdi. Ermenistan Cumhuriyeti'nin insan hakları savunucusu Arman Tatoyan, Avrupa Parlamentosu'nun Fransız üyesi, Dış İlişkiler Komitesi, Güvenlik ve Savunma Alt Komitesi Başkanı, La République en Marche Partisi, Avrupa Konseyi Delegasyonu Başkanı Natali Luazzo'yu makamında kabul etti. Arman Tatoyan, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından Ermenistan sınır sakinlerinin haklarının ihlal edildiğine dair gerçekleri sundu. İnsan hakları savunucusu özellikle Sünik ve Gearkünik köyleri arasındaki yollarda Azeri askeri bayrağı veya işareti olmaması gerektiğini kanıtlayan kanıtlar sunmuştur. Ombudsman Tatoyan, Azerbaycanlı askerlerin düzenli olarak ekinleri, otları toplama, hayvan çalma, nüfusa karşı tehdit oluşturma gibi engellere neden olduğunu kaydetti. Azerbaycan askerlerinin bu suç eylemleri Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarını yaşama, mülk sahibi olma, diğer hayati haklardan, hayvancılıkla uğraşma ve aile geliri elde etme fırsatından mahrum etmeyi amaçlamaktadır, dedi. Artsakh'taki genç aileler için program şimdiden tüm hızıyla devam ediyor. Buna göre Stepanakert sakinleri artık konut inşaatı için ücretsiz devlet mali desteği programına katılabilirler. Bu durum Artsakh Cumhuriyeti'nin kırsal ve kentsel alanlarında kalıcı binaları kapsamaktadır. Artsakh katılım programı prosedürü bir konut binasının inşası için devletten 5 milyon Ermeni dramına kadar ücretsiz mali destek öngörmektedir. Başvuru Artsakh Cumhuriyeti Altyapı Bakanlığı'na şahsen yapılmalıdır. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili Armen Grigoryan, Ermenistan Cumhuriyeti'nde akredite olan diplomatik misyon şeflerini 20 Temmuz'da makamında kabul etti. Görüşmenin ana konusu Azerbaycan işgalinin Ermenistan'ın egemen topraklarında yarattığı durum, özellikle Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Sünik ve Gearkünik bölgelerinin işgali sonucu ortaya çıkan durum ile ayrıca Ararat bölgesinin Yerask yerleşimi doğrultusunda geçen hafta yeni bir gerilimin çıkmasıydı. İnsan hakları savunucusu Armen Grigoryan, Ermenistan'ın uluslararası ortaklardan Azerbaycan'ın bu tür uluslararası hukuk ihlallerine net bir yanıt beklediğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez, Başkan Joe Biden yönetimi tarafından Azerbaycan'a askeri yardımı yasaklayan Özgürlük Destek Yasası'nın 907. maddesini kaldırılması kararından duyduğu endişeyi dile getirdi. Menendez yaptığı açıklamada şu anda Azerbaycan bir sınır anlaşmazlığı sonucunda Ermenistan'ın fiziki topraklarını işgal etti. Kabul edilemez olduğuna dair net bir sinyal alana kadar saldırgan davranışlarını sürdüreceklerini düşünüyorum, dedi. Bu arada Avrupa ve Avrasya'dan sorumlu devlet müsteşarı Karen Donfred ise adaylığının onaylanması halinde Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde Senatör Menendez ile yakın bir şekilde çalışacağını dile getirdi. Bugün Moskova saatiyle 7'de
Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri kuzeybatıdaki Derzor vilayetindeki Cebel el-Bişir bölgesinde IŞİD mevzilerine saldırdı. Rusya askeri operasyonlarının karargah tarafından yapılan açıklamada birkaç IŞİD üyesinin yok edildiği bildirildi. Kayıp sayısının belirlenmesine çalışılıyor. Ön verilere göre yaklaşık 2 düzine terörist ve yaklaşık 1 düzine ekipman imha edildi. Küresel ısınma ve tüm dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliği riskler taşıyor. Bu risklerden biri de buzulların erimesidir. Küresel ısınmanın Batı Ermenistan üzerindeki etkilerini araştırmak için Hakkari'deki Cilo Dağları'nda kuzeydeki buzulların erimesini ortaya çıkaran bir araştırma yapıldı. Buz devrinde 10 kilometre olan Sukba Durak buzulu 1948 yılında 4 kilometre iken günümüzde 900 metre azalmış durumda. Ülkemiz Batı Ermenistan buzulları Ararat Dağı buzulları hariç kanyon ve kaya görünümündedir. Güneşin ışınlarını yansıtmak için bilim insanları Ege Denizi, Orta Toros Dağları ve Cilo Dağı'nın aktif buzullarında kullanılabilecek nano tekstil örtülerinin kullanılmasını öneriyorlar. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hover adlı koro tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Yarcan Ari adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.